Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Kadın Hastanesi olan Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomuza başlarken hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum arkadaşlar. Hala 27.000 yazıyor olmasından dolayı da mahcubiyetimi belirtmek isterim, üzüntümü belirtmek isterim. Yani rüyanızda Lemos'u görmenizi mi istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Lemos demişken aklıma iyi geldi ya. Şimdi Fenerbahçe Lemos'un sezon sonu sözleşmesi bitecek biliyorsunuz. Ve hani ister devre arasında kendine kulüp bul, ister kendini kanıtla diye bir olayı var. Yani Lemos kendini kanıtlayacağına inanıyor mu? Sanmıyorum. Devre arasında da uygun bir kulüp bulup gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Buruma mesela kulübede. Buruma içinde aslına bakarsanız Buruma'yı da kiralamak isteyen kulüpler illaki vardır ya da satın almak isteyen, ama Fenerbahçe'nin şu opsiyon olayı zorunlu mu değil mi, o kafa karıştırır durumda. Bana kalırsa, hani benim duyumlarıma kalırsa, şampiyon olunması halinde zorunlu diyebiliyorum. Yani Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar eğer Fenerbahçe'ye bir kötülük yapmak istiyorsanız Fenerbahçe'nin şampiyon olması için dua edin de Buruma elimizde patlasın. Yani bonservisini verip mecburen almış olalım, olur mu? Öyle yapalım yani. Fenerbahçe'nin kötülüğünü isterseniz. İşin şakası bir tarafa, Fenerbahçe'de birçok karar var alınması gereken. Mesela bunların başında Altay Bayındır geliyor. Fenerbahçe'de alınması gereken bir Altay Bayındır kararı var. Evet hocam ya, kovulması lazım, çöp, teneke. Şimdi Fenerbahçe yönetimi transferde çalışmaya başladı. Ancak iç transferde de çalışmaya başladı. Çünkü Altay Bayındır'ın sözleşmesi bitiyor. Bir karara varmak gerekiyordu. Bu karara varıldı. Şimdi Jesus yönetiminde Fenerbahçe sezona güzel girdi. Altay Bayındır'ın bazı maçlardaki performansı hayal kırıklığına sebep oldu. Hatta taraftar ile bir çatışma da yaşandı. Jesus dedem buna çok da kızdı. Ama Altay'la uzatılacak arkadaşlar, bir aksilik olmazsa. Hatta 5 yıllık bir uzatmadan bahsediliyor Altay Bayındır'la. Ve şu an aldığı ücretin çok çok kat be kat fazlası düşünülüyor. Şu an aldığı para 3 milyon TL civarında arkadaşlar. Doğru. Bakın 3 milyon TL civarında, doğru. Hocam o paraya dilenci bile oynamaz diyeceksiniz. Gerçi Kayseri'deki dilenciler oynamaz yani. Eminim. Haklısınız. Ama Fenerbahçeli olunca insan, hani işin dilencilik tarafı, şu tarafı, bu tarafı yok. Fenerbahçe için oynamak zorunda. Oynar da. Aldığı paranın 4-5 katı bir sözleşme yenilemesi olabilir. Ezgican Alioski. Ben transferi tek tek konuşayım mı arkadaşlar? Tek tek bütün transferleri elden geçireyim. Ezgican Alioski. Yaklaşık 1-1,5 ay önce Alioski'nin ilgili dediler ki Fenerbahçe bonservisini almak için girişimlere başladı. Fiyat sordu falan filan. Ben de tam tersini konuştum. Dediler ki hocam göreceğiz bakalım, senin dediklerin mi, onların dediklerin mi diye. Bakalım hancımızın dediği olacak. Ama şu bir gerçek. Alioski konusunda yavaş yavaş, bu arada 27.090 oldu abone sayısı. 10 kişi daha oldu muydu? Belki bu yayında bile 27.100 olur. Yüzümü güldürürsünüz inşallah. Şimdi Alioski konusunda yavaş yavaş herkes benimle aynı düşünmeye başladı. Bakın yaşı 30. Bonservisi Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de. Bu da okey. Fenerbahçe'de 3 ay geçirdi. Adapte oldu. 17 resmi maça çıkmış. 920 dakika sahada kalmış. 1 gol 2 de asist yapmış. Ofansif yönü güçlü. Ama Fenerbahçe'de çok mutlu. Kariyerini Fenerbahçe formasında sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de bonservis alma konusunda ısrarcı diyor. Arkadaşlar bu imkansız. Alioski'nin oradan aldığı yıllık ücret 2 milyon euro civarında. Biz Alioski'yi kiralarken maaşının da bir kısmını verebiliyoruz. Yani 600-700 bin eurosunu veriyoruz diye biliyorum. Yanlışım varsa kusuruma bakmayın. Hatırladığım böyle, uzun zaman geçtiği için
Belki karıştırıyor olabilirim. Şimdi 600-700 bin euro ödediğin futbolcunun bonservisini alıp bir de tabii buna para vereceksin. Hayrına, babasının hayrına verecek halleri yok. Diyelim babasının hayrına verdiler. Yine de 600-700 bin euro verdiğin futbolcu hani orada iki kazanmak varken sana niye gelsin? Bence Ali Oski konusunda birazcık kesin konuşmayın diye söylüyorum. Bu arada Ali Oski, Kuzey Makedonya'nın Finlandiya ile 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika forma giymiş. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe performansı sanki biraz yavaş gibi. Ya sanki biraz yavaş gibi. Mesela bizde bir Osayi Samuel var. Osayi de Nijerya milli takımını seçti. Oynayabiliyordu. Seçti. Çok şükür o duyumlar da doğru çıktı. Penaltıya sebep olmuş Portekiz Nijerya maçında. Arkadaşlar penaltıya sebep olmuş ama 8.4 reytingle oynamış. Bakın maçın en çok reyting alan futbolcusu. 90 dakika forma giymiş. Evet takımı 4-0 mağlup olmuş ama yani çok kritik müdahaleleri olmuş. Çok kritik hamleleri olmuş. Daha bana diyorlar ki ya işte o sayede gitti penaltı yaptırdı çöp şöyle böyle. Ya etmeyin eylemeyin. Bir pozisyon izleyip maçın genelini nasıl konuşabiliyorsunuz ya? 8.4 bir düşünün. Takımı 0 gol atmış. Demek ki gol ya da asisti yok. Bu adam 8.4 alacak ne yaptı? Demek ki kaç atak engelledi? Demek ki Portekiz de askerden yeni gelmiş topu oynamış. Dediğim gibi Lemos'la da bir görüşme var. Lemos'la Fesih de olabilir. Fesih çoktan olması lazımdı. Mesela Novak gitti ama yani 5 maçta oynadı Lemos. Bak sezon başında 5 maçta oynadı. Yabancı kural etkisiyle Avrupa'da da dışarıda kaldı. Ligde de dışarıda kaldı. Yani önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak diyor. Yani 26 yaşında Penarol ilgileniyordu. 220 bin euro bonservis vermişti. Biz de gerekirse göndermiyoruz. Sezon sonuna kadar tutarız demiştik. Bakalım devre arasında ne olacak? Hocam iyi ihtimal nedir? İyi ihtimal şu. 500 bin euro bonservis bedeli verirler. Lemos da bazı alacaklarını bırakmış olur. En az zararla kurtulmuş oluruz. En iyi ihtimal bu. Kötü ihtimal sezon sonuna kadar kalır. Hiçbir yere gitmez. Çağatay Kurukalp mesela kiralık gidebilir. Doğru 20 yaşındaki sol bek. Ligde Ankaragücü ve Giresun maçında kadroya girdi ama hiç süre alamadı. Jesus'un planlarında şimdilik yok. Ancak Çağatay Kurukalıp'la ilgilenen birçok kulüp var. Birincilikten ilgilenen kulüpler de var. Hani genç kulüpler de var. Yani gençleri oynatan kulüpler de var. Belli mi olur belki paketlerle bazı şeylerle gider. Hani öncelik bizde olmak şartıyla. Bu hani önceliği bizde olmak şartıyla gidiyor ya futbolcular. Arkadaşlar bu kötü bir şey değil. Bırakın gittiği yerde kendini kanıtlasın. Bilsin. Para edeceğini bilsin. Oynarsa düşeceğini bilsin. Ya birçok futbolcunun sezonu sezonuna uymuyor. Teknik direktörüne uymuyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela Serdar Dursun. İsmail Kartal döneminde. Canavar ötesi bir şey. Jesus döneminde. Berisha aslında Jesus döneminde iyiydi. Ama çift santrafor sisteminde bize iki hızlı santrafor lazım. Ama Augsburg için biçilmiş kaftandı. Şimdi orada işe yarıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Çağatay 2024'e kadar sözleşmesi var. İkinci devre oynaması için kiralık gönderme niyetimiz var. Rezerv ligde iki maçta U19'da ise 4 karşılaşmada forma giydi. Gittiği yerde oynayacağına emin olsak hemen şimdi göndeririz. Onu da söyleyeyim. Valencia Zayt'sın sözleşmeleri bitiyor. Şimdi ben size bir soru sorayım. Çok zor bir soru sorayım. Diyelim ki bak faraza misal bir kulüp geldi. Dedi ki masaya 9 milyon euroyu bayıldı. Hem Zayt'sı hem Valencia'yı istiyoruz. Şimdi devre arasında. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? 9 milyon euro. X kulübü. Fark etmez. Galatasaray olsun. Beşiktaş olsun. Fark etmez ya. X kulübü olsun. Trabzonspor olsun. Newcastle United olsun. Fark etmez. 9 milyon euroyu haş diye masaya koydum. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Ben ederim. Gözüm kapalı ederim. Geçtiğimiz yıllarda Pelkas'a 7,5 teklif geldi. Satalım. Hain. Vatan haini dediniz. Bu sezonun başında 6,5 milyon euro keş teklif geldi Zayt'sa. Satalım. Ya hocam. Zayt o kadar ucuz değil. 20 falan eder. Ya yok. Siz çok abartıyorsunuz.
Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok açık söyleyeyim. Rosti 8-9 eder. Burma'yı bugün paketleyecek olsan. Diyelim 4'e opsiyonu var. Diyelim var 2-2.5'a paketlersin. Bak bugün satacak olsan. Lemos. Bugün Lemos'un 200-300 bin eurosu kesin. Ama eğer çok istiyorsa kulüp belki. Mesela Ferdi Kadıoğlu. Şu an Ferdi Kadıoğlu 10-11 milyon euro civarında. Öyle 20'ler 50'ler falan yok. Crespo. Bugün Crespo 10-10.5 milyon euro civarında. Öyle çok fazla değil. İrfancan maksimum taş çatlası 8'e gider. Taş çatlasın. Bak Emre Mor gider. Emre Mor 10'a falan gider. Kıpır kıpır futbolcu gider. 10'a falan satılabilir. Ama edeceği 5-6, 4-6 arası. Osayi Samuel. Taş çatlasın 8'e gider şu anda. Taş çatlasın 8'e gider. Siz çok büyütüyorsunuz gözünüzde. 2 tane 3 tane futbolcu sattık ya, çok büyütüyorsunuz. Yani yüksek bedellerle gitmesi kulübün yönetimin başarısı. Yani çok fazla. Altay Bayındır. 6.5-8 arası. Hocam Uğurcan Çakır kaça gider? 8-9 arası. Etmez arkadaşlar, etmez. Yemeyin. Birbirinizi kandırmayın. Kendinizi kandırmayın. Etmez. 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 Sen de göndermezsin lan. 6.5'a ben onu göndersem kimi alacağım der. Mesela Zeiss Valencia. Eğer bir baba yiğit 9 milyon euro versin saniyesinde gönderirim. Bugün Zeiss'in edeceği en fazla 2. Valencia'nın edeceği en fazla 2.5. Ben size söyleyeyim. Hocam ya o kadar da değil. Adam gol krallığında zirvede falan filan. Kaçı penaltı? Zayt ne yaptı? Hocam oyuna giriyor, gol katkısında bulunuyor. Ya aklınızı öyle kodlamışsınız geçen senede. Orta saha yok, mecbur oynuyor. Oynadığın sisteme göre de gidip gol katkısı sağlıyor. Bir tane 6, bir tane 8, bir tane 10'la oynuyorsun. 8 numaraya Zayt'ı koyuyorsun. Geriye ileriye gidiyor gidebildiği kadar. Daha çok ileriye gittiği için gol katkısı. Sonuç. Sen bana sonuçla gel. Ben size söylüyorum 1-2, 1-2.5 maksimum. Taç çatlasın 4.5. 9'a satılırsan öpün başınıza koyun. 9'a satıp gider Dembele'yi alırım ben. Musa Dembele'yi alırım. Onu da söyleyeyim. Bu arada Valencia'da çılgınlar gibi sözleşme uzatmak istiyor Fenerbahçeliler ama kulüp aceleci davranmak istemiyor. Yani Jesus'un durumuna bağlı. Saiç konusunda ya bir soğukluk var. Benim anlatmama gerek yok değil mi? Bir soğukluk var. Hani sanki hiç istemiyor gibi. Ya Serdar Dursun'u da Zayt'sı da hani arkadaşlar her şeyin de duyumu olmaz. Bazı şeyler vücut dili, hal dili anlatır diye düşünüyorum. Ya çok açık söylüyorum. Siz de benim kadar anlıyorsunuz değil mi? Ya çok net bir şekilde adam diyor ki gitsin ben bunları istemiyorum. Ya istemiyorum Serdar Dursun'u da Zayt'sı da istemiyorum diyor. Ha Serdar Dursun Türk olduğu için kalıyordu. Durum bu. Altay Bayındır'ı konuştuk. 5 yıllık sözleşme dedik. Zamı konuştuk. Yani şimdilik bunlar aklıma gelinir. João Pedro. Arkadaşlar João Pedro'nun menajeri açıklamalarda bulunmuş. Ayrılıp ayrılmama konusunda açıklamalarda bulunmuş. Bayağı da yoruldum ya. Hastalığım hala sürüyor. Kusuruma da bakmayın eğer bir sıkıntı yaşarsak. Şimdi João Pedro hayal kırıklığı. Şimdi ligi 3 parçaya ayırın. 3'te 1'i bitti ligin. Yani matematiksel olarak bitmedi ama bitti gibi düşünün. 3'te 1'i gitti. Ligin 3'te 1'lik kısmı gitti arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bir kafanızdan çıkartın. Yani 3'te 1'lik kısmı gitti ligin. Kaldı 3'te 2'lik kısmı. Şimdi bakacağız burada ne olacak? Yani şimdi burada bakacağız ne olacak? Kendine gelecek mi? Gelmeyecek mi? Gelir gibi mi yapacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Yani hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Vay maşallah. Basketbolda fark 22 çok güzel. Hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü Pedro büyük umutlarla geldi. Ama ilginç bir sakatlık yaşadı. Belki de sakat geldi. Hani anlaştığımız için de geri dönemedik. Şimdi ses edemiyoruz. Ama menajeri açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Ja Pedro'nun menajeri açıklamalarda bulunmuş. 30 yaşındaki oyuncu için. Bu arada Fenerbahçe'de Galatasaray'da bir yarışa girmişti. Cagliari ile.
Cagliari ya. Yıllarca biz onu televizyonda Cagliari olarak dinledik. Şimdi niye Cagliari oldu? Cagliari. Şimdi Fenerbahçe kazanan taraf olmuştu. Ama Fenerbahçe formasıyla 15 maç, 2 gol, 1 asist. Arkadaşlar bakın, Transfermarkt sadece bende olan bir site değil. Hepinizin giriş yapabileceği, verilere, bilgilere ulaşabileceği bir site. Lan nasıl bir bas sistemi yaptınız? Ta evin içinde hissediyoruz. Bakın, girip bakabilirsiniz. 9 milyon euro piyasa değeri var. João Pedro'nun 1.84 boyunda. Yani boyuna göre biraz yavaş kalıyor. Daha hızlı hareket etse zaten işi bitirir. Şimdi 4 milyon 680 bin euroya alındı. 12 milyon euro piyasa değeri varken 487.500'de bonus eklendi. Ben hep söyledim, yine söylüyorum. Ulan insan bir düşünür. Niye 12'lik futbolcuyu bize 4.68'e veriyorlar diye. Yani neyse. Sonuç olarak Portekiz'de de oynamışlığı var. Yani Jesus illaki biliyordur. İllaki biliyordur. O yüzden Brezilya'da oynamıştı var, Portekiz'de oynamıştı var. Jesus illaki biliyordur futbolcuyu. Arkadaşlar 15 maç 744 dakika. Yani 8 maça çıksa 8 kere 9 72'den 8 maç artı 24 dakika. 2 gol 1 asist. Çok kötü. Pedro'nun asıl kimliği, bak menajeri diyor ki, ben bu haberin çok çok kısasını söyleyeyim. Bu arada A-Spor'dan Mehmetcan Cem Çakır'a söylemiş bunları. Kısaca diyor ki arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle ayrılmak istemiyor Pedro. Pedro takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içgörülerine sahip harika bir oyuncu demiş. Ve Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor. Ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun bir pozisyon. İyi de biz 10 numaralı sistemde oynamıyoruz işte. Sıkıntı orada. Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu. Ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor demiş. Şimdi bana kızabilirsiniz ama ben Pedro'yla ilgili bir fikir toplaması yaptım. Ben bu fikri size sunuyorum. Avucumun içinde atıyorum. Pedro'dan biz sürat bekliyoruz. Hız bekliyoruz. Pozisyonlar içerisinde aksiyon bekliyoruz. Pedro'da bunlar yok. Pedro sakatlığından dolayı korka korka oynuyor. Biraz fiziğini, biraz futbol zekasını, biraz da pasörlüğünü oyuna kattığı zaman bolca asist duyacağız biz Pedro'dan. 2. Pedro King ile uyumlu oynar. Çok iyi uyumlu oynar. Pedro Serdar Dursun'la da uyumlu oynar. Ama Pedro Valencia ve Batshuayi ile çok fazla uyumlu oynamaz. Çünkü Valencia da Batshuayi de hani 10 numaralardan gelecek pası beklemeyen oyuncular. Pedro'nun yanına oynayabilecek zeki bir forvet lazım ya da çok iyi bir şekilde Pedro'nun fiziğini, kondisyonunu üst noktalara taşıması lazım. Şimdi kırmızı kart yediği için atlanılan bir olay söyleyeyim mi size? Pedro cezasını İstanbulspor maçında çekecek arkadaşlar. Türkiye Kupası maçında. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Çünkü çift sarıdan kart yediği için ilk maçta, resmi maçta yiyecek İstanbulspor maçında. Trabzonspor maçında oynayabilecek diye biliyorum. Yani kadroda olabilecek diye. Eğer ben bu Pedro'yu tanıdıysam kendine çeki düzen verir. Şu milli arayı çok iyi değerlendirir diye düşünüyorum. Trabzonspor demişken bir Galatasaraylı yazmış. Dünya Kupası maçları dönüşünde Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olursa ne olur demiş. Şimdi farkında mısınız bilmiyorum. Sosyal medyayı süper kullanıyorlar. Algı süper yapıyorlar. Ya Trabzon deplasmanda ya yenilebilirsin. Orası deplasman. Yani orada senin kalecine ne bileyim kiremit atıldı. Bank atıldı. Ne bileyim direkt ağa atıldı. Balık yakalanan ağdan atıldı. Kocaman demir vardı, o atıldı. Normal. Yani değişik bir iklim, değişik bir futbol iklimi. Olabilir, yenilebilirsin. Futbolla da yenilebilirsin. Ama Fenerbahçe galip gelirse ne olur? Lan daha da abartayım. Fenerbahçe gitti Trabzon'u deplasmanda 7-0 yendi. Galatasaray'da inşallah evinde İstanbulspor'a 2-1 yenildi. Ne olur? Dünya Kupası arasına girerken Fenerbahçe atılmıştı şampiyonluktan mutlak favori Galatasaray'da. Bu maçların sonunda ne olur? Bir düşünün.
İşte Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada o kadar kötü ki şu algıları bitiremiyorsunuz. Abi bu dediğim skorlarsa şike falan derler ha. Onu da ayrı mesele. Ya, Trabzon Fener'e yattı, şike yaptı falan derler. Ayrı mesele de. Hani bunlar Trabzon'un hakem Yasin kolunda ekmeğinden oynadılar. Çocuğu hakemlikten attırdılar ya. Ondan dolayı işte Trabzon intikam aldı falan derler. Ben başka bir şey sorayım. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali var mı Trabzon'da? Var. Galatasaray'ın kaybetme ihtimali var mı? Yok. Berabere kalma ihtimali var bence. Zayıf bir ihtimal. Ya inşallah Galatasaray yenilir. Fenerbahçe de kazanır. Bu sefer ne olacak ligin şeref düzeyi? Ya Fenerbahçe kaybedene kadar, Galatasaray kazana kadar lig şikeli. Bu maçlar böyle bittikten sonra lig temiz. Ya siz bu yorumları bu şekilde yapan insanlarla iletişim kurmayın ya. Bu insanlar temiz insanlara benzemiyorlar. Neyse ben çok şey yapmayacağım. Ama Fenerbahçe Trabzon deplasmanında Pedro'yu oynatabilir diye biliyorum. Siz de kuralı araştırın. Ve son olarak stoper olaylarına geçelim. Çok dakikayı çok geçirdim, kusuruma bakmayın. Şimdi Dünya Kupası arası Fenerbahçe stoper transferi yapacak. Ben bir bomba söyleyeyim. Bu kadar dakika beklettiğim için söylüyorum. Bir değil iki stoper bekleyin. Bir değil iki stoper transferi bekleyin. Biri Türk, biri yabancı arkadaşlar. Bak minimum 2, maksimum 6 transfer bekliyorum devre arası transfer döneminde. Evet, 19 Kasım itibariyle söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. 2 gündür, 3 gündür arka arkaya söylüyorum. Şimdi Samet Akaydın transferi diğer kısımda söyledik. 3 milyon euro istiyorlar. Beklemeyin. Şimdi başka 2 tane isim söyleyeceğim size. Furkan Bayır, Fatih Aksoy. Her ikisi de Alanyaspor'un stoperleri ve Türk stoperler. Bu arkadaşlarla ilgili önünüze çıkan her duyuma inanın. Her duyuma inanın çünkü biz bu arkadaşları takip ediyoruz. Dördüncü isim Nino. Nino ile ilgili neydi? Sansürsüz Futbol'daki Elif Buse Ardıç'tı sanırım. Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Orada bir bayan da demiş. Yani Fenerbahçe Jesus'un tanıdığı bir futbolcuyu almak istiyor falan filan diye. Biz Nino için de şartları sorduk ama yani sıkıntı. Bekao için de şartları sorduk ama tamamen iptal oldu arkadaşlar. Bekao'yu kesinlikle beklemiyoruz. Samet Akaydın hocam, Serdar Dursun'u versek Samet Akaydın alsak olur mu? Olmaz. Gitmiyor Serdar. Almanya'ya dönmek istiyor. Türkiye'de mutsuz olduğunu belirtiyor. Yani o takas çok gerçekleşecek gibi durmuyor. Bunu da söyledik. Yani başka stoper var mı? İkinci ligden, yani PTT birinci ligden 2 tane 3 tane stoper var. Birisi şeyde Çaykur Rize'den Topçulu Emirhan Topçu'ydu sanırım ya. Şimdi isimleri de yanlış telaffuz etmeyeyim. Emirhan Topçu var Çaykur Rizespor'dan. 22 yaşında bir stoper. Bunu biliyorsunuz zaten. Bir de Samsun Spor'da Yunus Emre'ydi sanırım ya. Samsun Spor Yunus Emre çift miydi? Tek miydi? Yunus Emre olması lazım ya. Yunus Emre çift olması lazım. Ha, aynen. Yunus Emre çift, 19 yaşında 1.85 boyunda stoper. Biz bu arkadaşlarla ilgileniyoruz arkadaşlar. Biz bu arkadaşlarla ilgileniyoruz. Bu arkadaşları takip ediyoruz. Bütün tuşlara basıyoruz stoper konusunda. Bakın stoper konusunda bütün tuşlara basıyoruz. Bir değil iki stoper transferi bekliyorum ben. Hocam 3 olur mu? Yok, 3 zannetmiyorum. Hocam işte Emirhan Emir Ortakaya'yı geri çağırma şeyimiz var mı? Yok. Yani böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Onu da söyleyeyim. Başka? Yani çok fazla şey var. Çok fazla isim var. Çok fazla isim var. Hepsine tuşlara görüşüyoruz. Ama şu ana yani bu videoda konuştuğum şeyler içerisinde bir olay var. Size subliminal çok fazla duyum verdim arkadaşlar. Bu video içerisinde stoper konusunda.
Mert Müldür'ü de çok soruyorsunuz. A Spor demiş ki Mert Müldür'ün menajeri Max Heidmark demiş ki Mert Müldür'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor demiş. Ki biz buna bu kanalda MHYB diyoruz. Yani Mustafa Hoca yine bildi diyoruz. Bilginiz olsun. Peki hocam, bize şunu söyle. Bu kadar dakika izledik. Kanala aboneyiz. Beğeniler atıyoruz. Yorumlar yapıyoruz. Hissi söyle ya, illa duyum değil. Sence hangi stoper gelecek? Ya da hangi stoperler gelecek? Bu zor soru. Ben kendi kendime niye bu kadar zora soktum? Hissi söylüyorum. Pedro gitmeyecek. Alioski devre arasında gidebilir. Zayis gidebilir. 2. Serdar Dursun gidebilir. 3. Samet Akaydın gelmez. Furkan Bayır ya da Fatih Aksoy'dan birinin gelme ihtimali %50. Yani birinin gelme ihtimali derken, yani herhangi birisinin gelme ihtimali %50. Nino, bence Nino zayıf ihtimal. Ama Gustavo Henrique'de sürpriz bir sözleşme feshi falan olursa, hani vardı ya eğer şu sakatlık olursa gidebilir diye. Eğer sürpriz bir feshi olursa Nino %90. Bekao 0. Emirhan Topçu ve Yunus Emre çiftten biri de %20 diyebilirim. Ha, Furkan ya da Fatih Aksoy olmadı diyelim. O zaman %50 bunlara döner. Valencia devre arası gitmez. Ha, teklif varsa da gitmez. Çağatay gider, kiralarız. Lemos da gider. Bence Buruma'da kiralık gidebilir. Ya da başka bir yere gidebilir. Mert Müldür olmaz. Ya şu an ben stoper için bir Güney Amerika'dan bir de Türkiye Ligi'nden iki stoper gelebilir diyorum. Gurbetçi yok mu hocam? Yani gurbetçi altyapı sen niye şaşırdın ki? Sen açık açık konuş bakalım ya. Şurada biz bizeyiz ya. Altyapı takımları için düşünülüyor ama yani üst takımlar için düşünülen bir stoper yok yani o yetenekte, o şeyde, güçte olan bir stoper yok düşünülen. Onu söyleyeyim, basket takımımız maşallah ya. Vallahi basket takımımız maşallah. Panathinaikos'u şey yapıyor, eziyor sahada. Çok güzel. Ve hani bence Süper Lig'den ya da Alt Lig'den bir tane stoper, %90, bir de Güney Amerika'dan bir stoper ya da Güney Amerikalı bir stoper %90 diyeyim. Bu kadar dakika izlediğinize değsin. Artı ne hocam? Yeter bize bu. Bir tane merkez orta saha oyuncusuna bakıyoruz. Süper Lig'den bir isim var. Üyelere bile söylemedim. Bir tane merkez orta saha var. Türk genç. Genç derken yani 23 yaşın altında, 24 yaşın altında diyeyim. Hocam yenge 23 dedin, sana 24 dedin, kesin 23 yaşında. Araştırın 23'ü. Yok, 24 yaşın altında diyeyim. Türk, Türkiye'de oynuyor. Türk mü lan? Başka takım falan tercihi yok değil mi? Yani Türkiye'de oynayan Türk bir futbolcu. Bir de bir kanat oyuncusu bakıyoruz. 4 tane transfer. Bana kalırsa ben 4 transfer yapacağımızı düşünüyorum. Kanat oyuncusu da vatanı ya da vatandaşlığı Güney Amerika'dan. Sarı var ülkesinin şeyinde, milli takımının formasında sarı renk olan bir futbolcu. Kanat. Ona da üstüne çok yoğunlaşmış durumdayız. Takribi olarak aralığın 1'ine kadar bu transfer bitebilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yeter benden bu kadar. Siz de lütfen kendinize yakışanı yapın. Videoya beğeni atın, yorum atın. Abone değilseniz abone olun. Gerisini de size bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.